Avrupa'daki aydınlanma aslında bir yerde o Ptolemaios'la başlıyor. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Bunu ben müsaade ederseniz anlatayım. Avrupa'daki aydınlanma bir kere nedir? Yani Fransızların Lumière dedikleri, Almanların Aufklärung değil mi? Aufklärung dedikleri kavram nedir? Şimdi bu kavram Avrupa'da ilk defa otoriteden kopup kendi başına düşünme adetinin yaygınlaşmaya başlaması demektir. Nerede yaygınlaşıyor? Elit takım arasında yaygınlaşıyor. Bunun halka inmesi çok daha sonra cereyan ediyor. Ama en önemli özellik otoriteden kopuyorsun, kendi başına düşünmeye başlıyorsun. O kendi başına düşünmenin en önemli gereklerinden biri de kendi başına gözlem yapmak. Yani okuduğundan ziyade gördüğüne inanmak. Bu ilk defa aydınlanmayla geliyor. Ve aydınlanmanın dört tane büyük yazarı var derler. Değil mi? İşte bunlardan bir tanesi Voltaire'dir. Öteki Rousseau'dur ki ben yani Rousseau'yu aydınlanmadan addetmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Değil mi? Ve Buffon, Comte Buffon'dur. Bunlar arasında 49 ciltlik Histoire Naturelle belki de en büyük kalıcı etkiyi yapmış olan Buffon'dur. Değil mi? Ötekiler o an için önemli şeyler yapmışlardır fakat geçmişti. Mesela benim kanaatim Voltaire son derece faydalı olmuş bir adamdır. Buna mukabili Rousseau son derece zararlı olmuş bir adamdır insan topluluğuna. Yani korkunçtur Rousseau'nun etkileri. Şimdi bu nerede başlıyor? Yani insanlar durup dururken bütün bir orta çağda kesin otorite şeyken, kiliseyken, skolastikten dahi önce kiliseyken birdenbire niye adamlar diyorlar ki hadi lan senin dediğini ben dinlemiyorum. Ya bu olacak iş değil yani. Değil mi? Bunu tetikleyen nedir? Bu çok çok ilginç. Şimdi buna bakabilmek için dinin toplum içindeki yerine bakmak lazım. Dinin toplum içindeki yeri orta çağda, Avrupa orta çağından bahsediyorum tabii. Katolik kilisesi çok ilginç. Katolik kilisesi Milano psikoposu Ambrosius'tan beri, yani ilk çağın sonlarından beşinci asır, bağımsız. İmparatordan yani devlet teşkilatından bağımsız. Ambrosius diyor ki ben senden daha önemliyim. Şimdi bu böyle olunca tabii kilise otomatikman baskın hale geliyor. Bizans'ta bu böyle değil. Patrik imparatorun emrinde, imparator seçiyor. Dolayısıyla benim ilk defa şey dikkatimi çekti. Sen düzeltebilirsin doğru değilse. Boris bana dedi ki, Boris Ortodoks tabii, bizim Rus. Ortodoks kilisesi dedi hiçbir zaman dinle çelişmemiştir. Dine karışmamıştır. Katolikler dedi ikide bir de maydanoz olmuşlardır dedi. Ortodoks kilisesi karışmamıştır. Ve Bizans'ta, İstanbul'da özellikle, kısmen Trabzon'da fakat özellikle İstanbul'da eski Yunan geleneği yaşamaya devam ediyor. Bütün klasik eserler İstanbul'da toplanıyor. Ptolemaios'un tavsiye ettiği meridyenleri bükük, yani daha doğru projeksiyonla yapılmış bir tane var. Acaba imparatora mı yapıldı o diye tahmin ediliyor. Bir de konik projeksiyon yani bütün Ptolemaios haritalarında görülen konik projeksiyon var. İkisi de çok şahane. Konik projeksiyonunu tahmin ediliyor ki bir şekilde Floransa'ya gitti. Bu şu yani bugün Vatikan Kütüphanesi'nde duruyor. Ben gittim gördüm onu. Fakat daha kaliteli olan bizim elimizde. Niye bizim elimizde? Çünkü yani bütün bu Osmanlı padişahları 36 tane mi 39 tane mi? 36. Şeyleri saymıyorsun sen Fetret devrindeki. Hayır onlar sayılmaz. Sayılmaz. 36'dır resmen. Efendime söyleyeyim bu 36 padişah arasında
benim yani İlber'in yanında ben laf söylemek garip kaçıyor ama yani gerçek dahi olarak gördüğüm Fatih. Fatih inanılmaz bir herif. Fatih kafaya koyuyor. Diyor ki bana diyor bu atlası bulun. Bulup getiriyorlar. Ama getirdikleri atlas Peder Fischer'in dediği hem konik hem şey 64 haritalı. Ve dünya haritası yok içinde. Onun üzerine Fatih Amirutses diye bir baba oğul var. Trabzon'dan gelmişler. Bu Amirutses müthiş bir herif. Biraz ben onu Talleyrand'a benzediyorum. Çünkü hangi rejim gelirse gelsin herif baş köşede. Evet Trabzon'da. Tam Talleyrand'a benziyor. Efendime söyleyeyim. Fatih diyor ki bunu tercüme et. Ama Arapçaya tercüme ettiriyor. Çünkü o zamanın bilim dili Arapça kardeşim Müslüman dünyasında. Bunlar tercüme ediyorlar. Fatih diyor ki bu yetmez. Bir de duvar haritası yap. Dünya haritası. Bu 64 haritayı bunlar birleştirerek bir dünya haritası yapıyorlar. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfediyor. Ondan 5 sene sonra Vasco de Gama dönüyor. Calicut'a gidiyor. Yani Hindistan'ın batı sahiline gidiyor. Ondan sonrasını söyledim. Bu herifler birdenbire bütün oraları bir sağ ol arkadaşım. Bir ticaret şeyi haline getiriyorlar. Temeli haline getiriyorlar ve Osmanlı buralarda küçücük Portekiz'le başa çıkamıyor. Magellan, Magellanes, dünyanın etrafını dolaşan bir gezi planlıyor. Kendisi Filipinler'de öldürülüyor ama bir Basklı kaptan Sebastian Elcano, geri kalan tek gemi olan Victoria ile dönüyorlar Afrika'yı. Geliyorlar yolda gelirken bir de üstelik Portekizliler yeşil burun adalarında bunların 13 Capo adamını Verde, esir Capo Verde yazıyor. Evet, Capo Verde de bunların adamlarını esir alıyorlar. Hmm. Bunlar aç susuz İspanya'ya geliyorlar. Limana çıkıyorlar. Çıkar çıkmaz Sebastian Elcano krala rapor veriyor. Geldik şuraları gördük. Ve altında da diyor ki Majeste, 13 arkadaşımız Portekizliler tarafından esir alınmıştır. Sizden istirhamım bu konuyla ilgilenmenizdir. Çünkü bu arkadaşlar sizden hiçbir şey beklememektedirler. Kendilerinin en büyük kazancı dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmiş olmaktır. Newton'dan beraber İnanılmaz bir şey oluyor. Bütün kainatta ne olursa hesap edebiliyorsun. Elmanın düşüşünü hesap eden formülle Jüpiter'in dönüşünü hesap eden formül aynı. Immanuel Kant diye bir adamcağız Königsberg'de yani bugün Kaliningrad olan şehirde felsefe profesörü ve hayata coğrafyacı olarak başlıyor. Bu adam diyor ki yahu diyor şimdi bir sorun var. David Hume dedi ki diyor, şimdi David Hume derken şuna dikkat etmemiz lazım. Diyoruz ya bir aydınlanma diye bir şey var. Bu aydınlanma Paris'te muazzam bir pozitivizme sebep oluyor. Ve mesela Laplace gibi bir adam diyor ki bana diyor her noktanın momentumunu söyle. Ben sana diyor bütün kainatın tarihini okuyayım. Geçmişini geleceğini. Bu muazzam bir pozitivizm. Fakat İskoçlarda işte Adam Smith, William Ferguson, James Hutton falan gibi adamlar diyorlar ki anam diyorlar o kadar kesin değil bildiklerimiz. Çünkü David Hume şunu gösteriyor. Bunların hepsinin en büyüğü David Hume yaş olarak da. David Hume diyor ki tecrübe ettiklerimizden tecrübe etmediklerimize çıkarım yapamayız. Yani sen ya işte ben 100 tane ekstrapolasyon uzatamazsın diyorsun. Sen diyor ki adam sen 100 tane efendime söyleyeyim kuğu gördün iyi güzel. Hepsi beyazdı tamam. Sen diyemezsin ki %100 bütün kuğular beyazdı.